alışveriş yaparken bütçeyi sarsmamak gerek. Alışverişi nerede yaptığınız kadar, ne zaman yaptığınız da önemli. İşte özellikle iftardan önce alışveriş yapanların kulağına küpe olacak taktikler. Evet, buyurun, 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 buyurun. İftardan sonraki alışveriş daha iyidir. Neden? Tok karnına. Şöyle içeri girdikten sonra bir bakıyor çeşitlere. Bir şeye baktım, hanesine alasın geliyor. Hem keseye dikkat, hem sağlığımıza dikkat. Bunu soruyor, bunu soruyor, bunu merak ediyor. İnsanın karnı açken her şey çekiyor canı. Her gördüğünü alma, bildiğinden de sesme. Bir bakmışsınız elinde 10 çeşit ürünle kapıdan çıkmış oluyor. Tok karnına çıktıklarında mesela fatura 50 lira tutacakken, aç karnına çıktıklarında 150-200 lirayı buluyor fatura. İftardan önce alışveriş yapmakla iftardan sonra alışveriş yapmak bir değil. Çünkü iftara kadar iştah daha da kabarıyor. İştah kabardıkça da fatura kabarıyor. Peki Ramazan'da alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Hazır mısınız? Ramazan'da alışveriş taktikleri geliyor. Vallahi ben evden başka havlu falan almaya çıktım ama geldim burada yiyecek aldım. Esnafın da işine geliyor sanki bu durum. Mutlaka, kesinlikle. Diyelim ki iftardan önce alışverişe çıktınız. Niyetiniz bir kalıp peynir almak ama buraya girince, etrafa bakınca işler değişiyor. Ne yapıyorsunuz? Peyniri aldıktan sonra pastırma görüyorsunuz, onu da alıyorsunuz. Kavurma görüyorsunuz, onu da alıyorsunuz. Yetmiyor. Helva da canınız çekiyor, onu da alıyorsunuz. Nerede öyle can çektiğini almak? Eyvah. Mümkün değil. Bir kalıp peynirden dağ gibi oldu burası. İşte bu yüzden de faturanız kabarıyor. O yüzden mümkünse alışverişi iftardan sonra yapmaya çalışın. Bir kalıp peynir 17 lira verip gitmesi gerekirken poşet 100 lirayı buluyor. Fazlasını almasınlar, yiyecekleri kadar alsınlar. Madem iftardan önce alışverişe çıkmak zorundasınız, biz diyoruz ki en iyisi kendinize bir alışveriş listesi yapın. Buraya madde madde neye ihtiyacınız varsa yazın ve mümkünse bu listenin dışına çıkmayın. Geliyorlar bana bundan bir kilo ver, bundan yarım kilo ver. İşte iftardan önce en tehlikelisi de bu tatlılar. Bunun yanı başına gelince kimse dayanamıyor. Diyelim ki siz iki kişilik bir ailesiniz. Normalde bu tatlıdan iki tane alsanız sizin aileye yetiyor. Ama iftardan önce buraya gelince duramıyorsunuz. İki tane daha alasınız geliyor çünkü çok lezzetli görünüyor. Ama tok olduğun zaman aman canım istemiyor dersin, geçersin. Akşam iftarı yaptıktan sonra tıkanıyorsunuz, yiyemiyorsunuz iki tanesi, israf oluyor. O yüzden ne yapacaksınız? Eğer iftardan önce alışverişe çıkıyorsanız aldığınız ürünün porsiyonuna dikkat edeceksiniz. Çünkü hem israf hem de cebinize zarar. Taze taze yiyin, taze taze tüketin. Yarın gelir bir daha alırsınız diyoruz. Karnı aç, gözü aç, fazla fazla alıp da benim gibi sonra eve depolamayacak. Her gördüğünü alma, bildiğinden de sesme.